Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. İlk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuzda aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulunuz şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Daha rahat görebilmeniz adına şu şekilde yazayım. Birinci soruda eksi 4'ün kübünü sormuş arkadaşlar. Eksi 4'ün kübü demek 3 tane eksi 4'ün yan yana çarpılmasıdır arkadaşlar. Peki 3 tane eksi 4'ü ben yan yana çarparsam neyi elde edeceğim ona bakıyorum. Eksi 4 ile eksi 4'ü çarptığımda artı 16'yı elde ediyorum. Çünkü biliyoruz ki eksi ile eksi çarptığım zaman ben artı ifadesini elde ediyorum. Peki ardından artı 16 ile eksi 4'ü tekrar çarpıyorum. Artı ile eksinin çarpımı negatif sonucu doğuruyor arkadaşlar. 16 çarpı eksi 4 eksi 64'ü bize veriyor. Peki yan sorumdan devam ediyorum. Eksi 5'in Karesi. Peki arkadaşlar eksi 5'in karesi ne demek? 2 tane eksi 5'in yan yana çarpımı demek. Hmm. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ben burada parantez kullanmıyorsam, eksi 5'i parantez içine almıyorsam buradaki kare yani 2 tane eksi 5'in çarpımı art olarak değil yine eksi 25 olarak çıkıyor. Eksi 6'nın 4. kuvveti demişiz. Bakın eksi 6 çarpı eksi 6 çarpı eksi 6 çarpı Eksi 6. 4 tane eksi 6'nın çarpımı bize sorulmuş. Peki eksi 6 ile eksi 6'yı çarptığım zaman artı 36. Peki ben artı 36 ile eksi 6'yı çarptığım zaman hangi ifadeyi elde ediyorum arkadaşlar? Hemen bakalım. 6 kere 6. 36 elde var. 6 kere 3. 18. 21. Hmm. Eksi 216. Ben burada eksi 216 ile Eksi 6'yı çarpacağım arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Sonucum artı olarak çıkacak. Onun için eksileri görmeyebilirim. 6 kere 6. 36 elde var. 3. 6 kere 1. 1. 3 elde. 9. 6 kere 2. 12. Sonuç olarak ben ne elde ettim arkadaşlar? 1296'yı elde ettim. Son olarak eksi 3'ün 5. kuvveti sorulmuş. Yani arkadaşlar 5 tane eksi 3'ün yan yana çarpımından bize bahsediyor. Hemen yazalım. 9, 27, 81. 81 çarpı 3, 244. Fakat burada ben tek bir sayı gördüğüm için ben burada sonucum eksi olarak yazıyorum. Ne dedim? Eksi 244 arkadaşlar. Evet aşağıdaki sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdaki üstü sayıların en küçüğü hangisidir şeklinde bir soru görüyoruz. Arkadaşlar A seçeneğinde eksi 2'nin birinci kuvveti. Yani bir tane Eksi 2'den bahsediyoruz. Sonuç yine eksi 2 oluyor. 4'ün birinci kuvveti 4. Eksi 3'ün karesi 9. 4'ün sıfırıncı kuvveti 1 arkadaşlar. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Peki ben bu doğrultuda sorulama baktığım zaman en küçük olarak hangisini görüyorum? 1 olarak hemen atlamayın arkadaşlar. Çünkü burada eksili bir ifade var. Nedir arkadaşlar? Eksi sıfırdan bile küçüktür. Onun için ben burada A seçeneğinde Eksi 2 üzeri 1 yani eksi 2'yi işaretliyorum. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. X1 Y eksi 1 olsaydı bu işlemimizin sonucu ne olurmuş? Ona bakıyoruz. Öncelikle yerine yazalım. 1'in 15. kuvveti artı eksi 1'in 17. kuvveti artı 1'in 19. kuvveti artı eksi 1'in 21. kuvveti arkadaşlar. Peki birin 15. kuvveti ne demek arkadaşlar? 15 tane birin yan yana çarpımı. Değil mi? 100 tane 1'i biri, biri yan yana çarpsak bile sonuçta yine neyi elde edeceğiz? 1'i. Yine aynı şekilde 17 tane eksi 1'in çarpımından ben neyi elde ediyorum? Eksi 1'i elde ediyorum. Artı 1 üzeri 19. 19 tane 1'in çarpımından ben 19'u elde ediyorum. 21 tane eksi 1'in çarpımından ben yine neyi elde ediyorum arkadaşlar? Eksi 1'i. Evet burada hata yaptık. Ne yaptık? 19 yazdık. 1 yazacağız buraya. Evet. 1 yazdım. Peki bakıyorum arkadaşlar. Şuram eksi oldu. 1 eksi 1 artı 1 eksi 1. Topluyorum. 1 eksi 1 0 artı 1 daha. 1 eksi 1 daha 0. Sonucunu elde ediyorum. Arkadaşlar ve arka sayfadan devam ediyorum. Ne demişiz? aşağıdaki tam sayıların en büyüğü hangisidir şeklinde bir soru sormuşuz. Peki aşağıdaki tam sayıların en büyüğünü bulalım. Burada arkadaşlar hepsi eksili bir ifade olduğundan yani sıfırın altında sıfırdan küçük sayılar olduğunu görüyorum. Peki burada en büyüğünü ben bulmak için sıfıra en yakın olanın arkadaşlar ben bulmam gerekiyor. Ve bakıyorum burada sıfıra en yakın olan hangisi arkadaşlar? Eksi 15, A seçeneğini de görüyorum. Ve sorumu güzel bir şekilde cevaplıyorum. Diğer sorum. Yukarıda verilen bilgilere göre x'in en küçük y'nin en büyük değerlerinin çarpımı kaçtır diye bir soru ile karşılaşıyorum. x'in en küçük demişiz arkadaşlar. Peki ben bakıyorum. Burada x yerine şimdi buraya yazacağım sayılar eksi 9'dan küçük 6'dan da küçük olmak Zorunda. Örneğin ben buraya 5 yazsam x en küçük değerini almaz. Burada x'in en küçük değerini alması için arkadaşlar ben eksi 9'dan sonra gelen sayıyı yazacağım yani eksi 8'e, değil mi? Eksi'nin en sonunu, eksi değerde alabilecek en son sayıyı 8. Eksi 8'i yazdım. Peki. Y'ye bakıyorum. Y'nin en büyük alabileceği değeri burada yazacağız. Burada da arkadaşlar 3 yazıyorum. Çünkü eksi 2 küçüktür. 3'ten 3 küçüktür. 4'ten ifadesini sağlamam gerekiyor. Ve ben burada eksi 8 ile 3'ü çarptığım zaman eksi 24'ü elde ediyorum arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumdan devam ediyorum. Ahmet 240 TL olan haftalığının 1 bölü 6'sını yemeye 1 bölü 5'ini yola harcıyor. Hmm. Ve parasının kalanını kumbaraya atıyor demişiz arkadaşlar. Peki devamında ise ne demişiz? 2 hafta sonunda Ahmet'in kaç lirası birikmiştir? Şeklinde bir soru sorulmuş. Öncelikle Ahmet bir haftada yemeğe ne kadar harcıyor? Yola ne kadar harcıyor? Geriye ne kadar parası kalıyor? Onu hesaplayalım. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? 240 liranın 1 bölü 6'sını yemeğe gidecek şekilde hesaplıyorum. Yani 240 çarpı 1 bölü 6. Ben buradan 40 TL'sini yemeğe harcadığını görüyorum. Yola giden masrafını bulmak için de 240 çarpı 1 bölü 5 yapıyorum. Çarpı şöyle de ifade edebiliriz. Buradan da arkadaşlar ben 48 TL'yi buluyorum. Peki Ahmet toplamda bir haftada yemek ve yola ne kadar harcıyor arkadaşlar? 40 artı 48 yani 88 TL harcıyor. Peki bize ne sordu? 2 haftada biriktirdiği para. Şimdi Ahmet'in birinci haftada Harcadığı para 88 liraysa aldığı paranın 240 lira. Yani ben 240 liradan 88 lirayı çıkararak Ahmet'in kumbaraya bir haftada ne kadar para attığını bulabiliyorum. Ondan 8 çıktı 2 kaldı. Buradan 13, 5, 152 arkadaşlar. 152 lirayı bir haftada kenara atıyor. Bize ne sordu? İkinci haftada ne kadar biriktirmiştir? İkinci haftanın sonunda. Burada arkadaşlar ben ne yapıyorum? 152 birinci haftadan kaldı. 152 ikinci haftadan kaldı. Toplarsam 4, 10, 304. Yani Ahmet iki haftanın sonunda 304 Türk Lirası biriktirmiş oluyor. Peki. Arka sayfamızdaki sorumuz ile devam ediyoruz. Burada bir kesirle işlem verilmiş ve sonucu sorulmuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar paydaya bakıyorum öncelikle. Pay neydi? Üst taraf. Payda alt taraf. Eğer payda hepsi aynı değilse ben burada herhangi bir işlem yapamıyorum arkadaşlar toplama işleminde. Peki ben bunların hepsini ortak paydada toplayayım arkadaşlar. Hepsini hangi sayıda toplayabilirim? 10'da toplayabilir miyim? Bakalım 10'da buna 1 yazarım olur. Buna 2 yazarım olur. Ama 4 ile neyi çarparsam o ne der? Böyle bir şey yok. Ben en iyisi bunu arkadaşlar ne yapayım? 20'de toplayayım. Buna ben 2 yazdım ki 10 çarpı 2 20 olsun. Buna 4 yazdım ki 5 çarpı 4 20 olsun. Buna da 5 yazdım ki 4 çarpı 5 20 olsun arkadaşlar. Peki paydalarımı bu şekilde genişleteceğim ben. Ne yapıyorum arkadaşlar? Verdiğim değere önce payla sonra payda yazıp sonra toplama işlemimi gerçekleştiriyorum. 25 bölü 20 artı 28 bölü 20 artı 18 bölü 20. Peki toplarsak ne elde ediyoruz? 25 artı 28 53. 53 artı 18 daha 71. Paydamı da yazdım. 71 bölü 20 şeklinde sorumu güzel bir şekilde çözmüş oluyorum ben arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuzdan devam ediyoruz. Parantez içerisinde kesirli bir işlem verilmiş. 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4'ün küpü şeklinde. Arkadaşlar ben burada 1 bölü 2'nin karesinden ne anlıyorum? 1 bölü 2'yi 2 iki kere şu şekilde yan yana çarp diyor. Ben buradan 1 bölü 4'ü elde ediyorum. Yani şurası benim 1 bölü 4'müş. Peki bir de şurayı çözümleyeyim. Buradan ne anlıyorum? 1 bölü 4'ün kübü. Yani 3 tane 1 bölü 4'ü yan yana çarp demiş. Peki çarptım. Ne oluyor? 1, 1, 1, 1. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 64'ü ben elde ettim. Burada paydamı eşitliyorum. 16 yazdım. Buraya 1 yazıyorum. Peki ne oldu? 16 eksi 64. 16 bölü 64 eksi 1 bölü 64. Buradan da ben ne elde ediyorum arkadaşlar? 15 bölü 64'ü güzel bir şekilde elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Evet harika bir şekilde sorularımızı çözmüş olduk anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda lütfen belirtin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki konu anlatımında veya yazılı çalışmasında görüşmek üzere.